İl ve Gençlik Kolları Kongrelerini büyük bir coşkuyla gerçekleştiren AK Parti Adana Teşkilatı, Kadın Kolları Kongresi'nin hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün Adnan Menderes Spor Salonu'nda yapılacak olan 6. Olağan İl Kongresi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı olarak bağlantı gerçekleştirecek. Çukurova Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Meryem Tuncel, ilçelerde bulunan yüksekokul ve fakülteleri ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Tuncel, İmamoğlu ilçesinde bulunan İmamoğlu Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Profesör Doktor Tuncel, bölgeye hitap edecek yeni bir meslek yüksekokulu binası inşası için başta İmamoğlu halkı olmak üzere hayırseverlerle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına destek çağrısında bulundu. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Seyhan Onur Mahallesi Muhtarı Fatih Rüştü Tekin'i, Ova Mahallesi Muhtarı Alaaddin Barış'ı ve Demet Evler Mahalle Muhtarı Mahmut Köksal'ı ziyaret etti. Muhtarlardan mahallelerin ve vatandaşların sorunları hakkında bilgi alan CHP'li Bulut, "Muhtarlarımızla birebir iletişim halinde Adana'mızın her mahallesinin sorununu çözme gayreti içerisindeyiz," dedi. İYİ Parti Çukurova İlçe Başkanı İlker Akça, Başkan Yardımcıları Yücel Yüce, Kadın Kolları Başkanı Semra Parlak Yıldız, Basın Danışmanı Cihan İşitsa, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Tesislerinde Başkan Cafer Esendemir ile bir araya geldi. Başkan Akça, vatandaşın gerçek gündeminin geçim olduğuna dikkat çekerek, pandemi nedeniyle toplumun tüm kesimlerinin ciddi anlamda zor durumda kaldığını, vergiler başta olmak üzere kira ve ötelenen kredilerin geri ödeme süresi yüzünden tüm birikimlerini kaybettiklerini ve borçlandıklarını, birçoğunun da tasfiye sürecine girdiğini dile getirdi. TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 33 bin kişilik yeni Adana Stadı bugün törenle hizmete girecek. Merkez Sarıçam ilçesinde TOKİ tarafından inşaatına 2014'te başlanan UEFA ve FIFA standartlarına göre inşa edilen yeni Adana Stadı kapılarını açacak. Statta düzenlenecek açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantıyla katılacak. Medya Takip Merkezi'nin Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı rapora göre ay boyunca medyanın spor gündeminde en çok yer alan takım Fenerbahçe olurken sarı lacivertli takımın renklerine kattığı Mesut Özil ise adını zirveye yazdırarak en popüler futbolcu olmayı başardı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre Adana'da önümüzdeki 5 günün hava tahminleri şöyle. Cuma parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 15, en düşük sıcaklık 3 derece. Cumartesi parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 13, en düşük sıcaklık 3 derece. Pazar az bulutlu, en yüksek sıcaklık 14, en düşük sıcaklık 3 derece. Pazartesi parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 16, en düşük sıcaklık 4 derece. Salı az bulutlu, en yüksek sıcaklık 17, en düşük sıcaklık 5 derece.